Suicide Squad'ı, Birds of Prey'de Harley Quinn'den yeterince sıkılmadınız mı? O zaman elimizde direkt olarak bir Harley Quinn yapımı var. Tamamen ona odaklanıyor. Alın şimdi istediğiniz kadar, dilediğinizce Bir dakika ya, ne demek bu güzel olmuş? Abi o zaman bir dakika sakin olun. Tırpan ve küfürleri önce bir iptal edin. Sen eleştirmen çocuk. Eleştirme metnini de baştan yaz. Yani kimse beni uyarmadı. Ben bunun bu kadar güzel olacağını bilmiyordum. Elimde 15 dakikalık sadece küfrettiğim bir metin vardı. Neyse, yazmaya geri dönme zamanı. A few moments later. Az önceki komiğimsi şeyden anlayabileceğiniz üzere bu sefer Harley Quinn sövdürmüyor. Aksine güldürüyor, mutlu ediyor, daha fazlasını istetiyor. Ayrıca aradığımız her şey var. R-rated olmanın güzelliklerini de fazlasıyla kullanıyor. Bir kere kan var. Kırılan kemikler var. Bol bol sansürsüz, hafifleştirilmemiş küfür var. Hafiften sekse kayan sahneler var. What the fuck just happened? We're gonna need some privacy. I'm sorry. It's gonna get real gross real quick. Herkese küfredebilen, bayağı komik. Frank adında etçi bir bitkimiz var. Then for fuck's sake. He quit after a week. Very unprofessional. Really, Frank? What if his parents come to look for him? Unlikely. Genellikle Batman üzerinden yürüyen yarasa sikmeli şakalar var. Bu ne lan? Ne anlatıyorum ben? Hangi yazgın erken yazdı bu metni? Why are you protecting a psychotic clown who treats you like garbage? Ask the guy who fucks bats. He doesn't do that! Yani tamam, kimse o son ikiyi aramıyor ama iyiler yani. Kısaca R-rated olmasının iyi yanlarını fazlasıyla kullanmış ve komediyi de fazlasıyla veriyor. İlk fragmanlar Harley Quinn'den iyice soğuduğumuz o dönemde çıkıp bir o kalmıştı. Kısaca bok dememize sebep olmuştu ama çıktıktan sonra gördük ki aslında gayet de eğlenceliymiş. Ve genel bir inceleme serisine dönüşür mü bilmiyorum. Ancak bir deneyelim, belki siz de severseniz devam ederiz. Temel hikaye aslında Harley Quinn'in kendi ismiyle büyümek istemesinden yola çıkıyor. O dönemlerde en azından dizinin başlangıcında hala Joker'le sevgililer ve Joker Harley'e karşı bayağı eski animasyonlardaki gibi. Aslında sevmiyor ama ona karşı gereksiz kıskanç. Tıpkı bir evcil hayvan tutmak isteyen bir çocuk gibi. Yaşanan belli başlı olaylardan sonra Harley bir sene arkamda kalıyor ve aslında yavaş yavaş Poison Ivy'nin de yardımlarıyla Joker'in onu sadece kullandığını fark ediyor. Buraya kadar ilginç diyebilirsiniz ama işin daha da ilginci Riddler'ın yediği portakal çekirdeğini sıçıp onu Poison Ivy'ye vermesi ve bunu kaçmak için kullanmaları. Böyle söyleyince inanmadınız mı? Buyurun izleyin abi, ben şey yapmıyorum, ne yalan söyleyeceğim, gidin izleyin. Buyurun, hatta veriyorum sahneyi. How did you get I ate an orange and shit out of seed. Thanks, Ivy. Okay, let's go. No. Bu saçmalık komedisi olayına sonra devam edeceğim. Böyle söyleyince istediğim etkiyi yaratmamış olabilir. Oradan sonra Joker'in ters psikolojisiyle tekrar bir anda sevgili oluyorlar. Ama Poison Ivy sağ olsun, Joker'in Riddler'a karşı olan sinirini ve Batman'e karşı olan ilgisini kullanarak Harley olayları tekrar fark ettiriyorlar. İlk bölüm baya baya intro kıvamındaydı. Bölüm sonlarına doğru hatta Harley'in eski kıyafetini de bırakıp yenisine geçti ve bir dövüş sekansının sırasında da eski çekicinin de yerine bir sopa aldı. Hatta o sahnede sopayı ne kadar sevdiğini belli edip çizgi roman ve güncel yapımlara da gönderme yaptı hani falan, fena değildi o kısımlar. Kısaca değişimini aktarıyordu bizlere, o yüzden intro dedim bu bölüm için. Veya tutorial falan da diyebilirsiniz. Ve Harley'in verilme şekli de fena değil. Onda ve çoğu karakterde küçük oynamalar yapılmış ve diziye uygun yansıtılmaları sağlanmış. Riddler'ın eğlenceyle karışık bir bilmececiye dönüşmesi, Poison Ivy'nin biraz daha rehabilite olmuş hali falan gibi. Harley de bu noktada kendi ayakları üzerinde durmak isteyen modele geçmiş ve dizinin teması da zaten bu. Joker falan da var ama o bildiğimiz gibi ve diğer animasyon serilerine bayağı benziyor. Harley'i sevmeyen ama o gidince de geri getirmek için elinden geleni yapıp sinirlenen tip yani. Onun dışında yan karakterlerde ise normal duran Batman, içkici komiser Jim veya Frank falan var. Hayır, bu Frank değil. Bitki Frank. Batman ve Jim normal iyi güzel de Frank'e bayağı güldüm. Ben niye takıldım bu kadar bilmiyorum ama çok eğlenceliydi. Çoğu noktada resmen seyirciyi oynayan ve karakterlere her şeyi açık açık söylediğinden sıkmayan hoş bir karakterdi. Bölüm boyunca kendi yerlerinde hep güldürdü. İlginç, eğlenceli bir yan karakterdi. Umarım daha fazla görürüz. Öyle aşırı kaliteli bir senaryo falan değil ama en azından gelecek vaat ediyor ve eğlenceli olma ihtimali de var. Sonraki bölümü merakla bekliyorum. Ama tek sorunum görsel dizayn. Öyle çok kötü falan değil ama tarz olarak pek alışamadım sadece. Biraz daha eski usul, köşeli tasarımlar beklerdim eski animated serileri falan gibi. Ama buna da alışabilirim, yeterince iyi olursa diğer şeyler sorun etmem yani fazla. Ve şimdilik benden bu kadar. Eğer siz de isterseniz yeni pazar programımız bile olabilir. Eğer pazara başka bir konsept bulabilirsem hafta içi belli bir güne falan koyarız veya bilmiyorum, hallederiz bir şekilde. Bunu hafta içi atma sebebim pazar Titans atmamdı ama normalde Harley Quinn'i yeni pazar programı olarak düşünüyorum. Fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın.
Hoşça kalın. You want to know our damn Wi-Fi password? Harley? Laura? Is that you? It's me, dickhead. By the way, that's also the Wi-Fi password. What is? It's me, dickhead, or just me, dickhead?